Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 811. haftasındayız. 811. haftamızda 12 Eylül askeri darbesinin hemen ardından 13 Eylül 1980 tarihinde Kars'taki evinden devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan, delillere, belgelere, tanıklara rağmen 40 yıldır akıbeti gizlenen, failleri cezasızlıkla korunan Cemil Kırbayır dosyasını kamuoyuyla paylaşacağız. İlk olarak Cemil Kırbayır'ın abisi Mikail Kırbayır seslenecek. 12 Eylül 1980'de Cuntacı askerlerin ülke yönetimine el koyması sonucu 13 Eylül 1980'de gözaltına alınıp 8 Ekim 1980'de sorgulama esnasında kardeşim Cemil Kırbayır'ın katledildiği gün. Arada 40 yıllık bir zaman geçmiştir. Bu zaman süreci içerisinde hükümetler kuruldu, hükümetler devrildi, iktidarlar el değişti. Çalmadığımız kapı kalmadı. Hiçbir şey değişmedi akıbeti hakkında. Değişmeyen bir tek şey vardır. 12 Eylül'ün zihniyetinin devam ettiğidir. Verilen mücadele sonucu dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Meclisten çıkan, İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkan karara karşın Kars savcılığı herhangi bir iddianame hazırlanmadan kanun yararını bozma talebiyle Yargıtay 8. daireye dosyayı göndermiştir. Şimdi bizim beklentimiz ve temennimiz şudur. Daha fazla adaletin zedelenmemesi ve bir canın ve kanın batıl olmaması için Yargıtay'ı Yüksek Mahkemesi'nin bu dertlerimize derman olmasını hukuken bekliyor ve diliyoruz. Cemil Kırbayır'ın kardeşi Fatma Kırbayır seslenecek. 40 yıl önce abim Cemil Kırbayır'ı gözaltına aldılar. Her yeri aradık, her vecilere ulaştık ama bir sonuç alamadık. Cumhurbaşkanına görüştükten sonra anama söz verdi, bulacağız. O da bize sevinç oldu. Maalesef ondan da bir haber alamadık. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Anamın vasiyetini yerine getir. Verilen sözleri yerine getir. Anam mezarında rahat uyusun. Kemiklerimizi ver. Bütün kayıpların kemiklerini ver. Analar ağlamasın. Kimse ağlamasını istemiyorum. Kırbayır ailesi avukatlarından Eren Keskin seslenecek. Cemil Kırbayır 12 Eylül'ün hemen ardından 13 Eylül 1980 günü gece yarısı kardeşin evi Mikail Kırbayır'ın evinden gözaltına alındı. Aile bir türlü görüşemedi. Göle'deki alay komutanlığına götürüldü. Sadece 7 Ekim tarihinde ailesi onunla pusula yazıp verdi birbirine. Ondan sonra da Cemil Kırbayır'ın firar ettiği söylendi ailesine. Daha sonra yaptıkları tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Hatta kardeşi Mikail Kırbayır sürgüne yollandı. Ve aile uzun yıllar hep bir sonuç gelir diye beklediler. Ancak Cumartesi anneleri etkinliğine, eylemine katılan aile ve diğer ailelerle birlikte 2010 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ailelerle görüştü ve gözaltında kayıp olaylarını çözeceği sözünü verdi. Hatta en büyük sözü de Berfo teyzeye verdi, oğlunu bulacağım diye. Ve mecliste bir insan hakları komisyonu bir rapor hazırladı. Çok önemli bir rapor. İlk kez bir meclis insan hakları raporunda Cemil Kırbayır'ın gözaltında işkence edilerek öldürüldüğü kanısına varılmıştır şeklinde rapor düzenlendi. Onun ardından Kars savcılığı yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sırasında gördük ki olayla ilgili Kars savcılığı daha önce de bir soruşturma başlatmış, hiçbir şey yapmamış, takipsizlik kararı vermiş ve aileye bunun bilgisi dahi verilmemiş.
Daha sonra 2011'de yeni bir soruşturma dosyası başladı. Hiçbir işlem yapılmadı defalarca talep etmemize rağmen. Hatta şu anda dosya Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay'a geri gönderilmiş durumda. Çünkü önceki takipsizlik kararının kaldırılması kararına karşı kanun yararına bozma isteniyor. Yani devlet aklı 2010'dan bu yana daha farklı işlediği için Cemil Kırbayır dosyasında takipsizlikle sonuçlandırılması isteniyor. İç hukuk yolları bizim açımızdan tükenmişti. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştuk ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesiyle çok yanlış bir karar vererek bu dosyayı geri gönderdi. Şu anda iç hukukun tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne de bir başvuru yaptık adil yargılanma ihlali nedeniyle. 811. haftamızın basın açıklamasını 12 Eylül'de işkencede öldürülen yayıncı İlhan Erdost'un kızı Alaz Erdost okuyacak. Devlet Berfu anneye verdiği sözü tutsun, Cemil Kırbayır dosyasındaki 40 yıllık cezasızlık son bulsun. Gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 811. haftasındayız. 811 haftadır haykırıyoruz. Yargıyı adaletin tesisi noktasında etkisiz kılan, kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştıran siyaset anlayışı, demokrasi, hukuk devleti ve adalet gibi kavramların içini boşaltarak göstermelik hale getiriyor. Bu yüzden yargı asıl işlevi olan adaletin sağlanması görevini yerine getirmiyor. Tüm hak arama yollarını kullandığımız halde sonuç alamıyoruz. 811. haftamızda 40 yıldır devletin tüm organlarına başvurduğumuz halde sonuç alamadığımız Cemil Kırbayır dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kars Eğitim Enstitüsü öğrencisi Cemil Kırbayır, 12 Eylül askeri darbesinin hemen ardından 13 Eylül 1980 tarihinde Ardahan'ın Okçu köyündeki evinden devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 9. Kolordu Sıkı Yönetim Komutanlığı'na bağlı Kars Gözetim Evi'nde tutulan Cemil'le düzenli haberleşen ailesine gözaltının 25. gününde "Bir daha buraya gelmeyin, oğlunuz firar etti" denildi. Baba İsmail Kırbayır'ın yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Cemil Kırbayır'dan bir daha haber alınamadı. İsmail Kırbayır kendi imkanlarıyla olayı araştırdı. Araştırmaları sonucunda biri güvenlik görevlisi olan tanıklara ulaştı. Cemil'in gözetim evinden işkencehaneye dönüştürülen Kars Eğitim Enstitüsü'ne getirildiğini, burada işkenceyle sorgulandığını, 8 Ekim günü işkenceyle öldürülerek bedeninin kaybedildiğini öğrendi. İşkencecilerden 4 kişinin isimlerini tespit etti. İsmail Kırbayır, 30 Temmuz 1981 tarihinde bu bilgilerle Milli Güvenlik Konseyi'ne, ilgili sıkı yönetim komutanlıklarına, Kars Valiliğine, Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Türkiye Barolar Birliği'ne başvurdu. Yaptığı başvuruda olayı detaylarıyla anlattı. İsimlerini yazdığı işkencecilerin ve Cemil'le birlikte gözaltında bulunanların sorgulanması halinde oğlunun nasıl öldürüldüğünün ve bedeninin nasıl kaybedildiğinin ortaya çıkacağını söyledi. Ancak herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Olaydan 31 yıl sonra dönemin Başbakanı Erdoğan, cumartesi anneleriyle yaptığı görüşmede anne Berfo Kırbayır'ı da dinledi ve hemen ardından verdiği talimatla Cemil Kırbayır'ın akıbetinin araştırılması için TBMM'de inceleme komisyonu kuruldu. Komisyon çalışmaları sonucunda Cemil Kırbayır'ın gözaltındayken işkence sonucu öldürüldüğü ve cesedinin ölümüne sebebiyet veren kamu görevlilerince ortadan kaldırıldığı devletin raporuna girdi. Komisyon TBMM adına sorumlular hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık harekete geçince arşivdeki evraklardan Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusuyla olaydan 6 yıl sonra Kars Savcılığı'nın bir soruşturma başlattığı, ancak soruşturmada 2002 yılında takipsizlik kararı verildiği ve kararın aileye tebliğ edilmeksizin kapatıldığı açığa çıktı. Aile bu takipsizlik kararının kaldırılması talebiyle Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme takipsizlik kararını kaldırdı ve soruşturma başladı. Ancak tam 9 yıldır soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanmadı.
Son olarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı Yargıtay'a Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı için kanun yararına bozma başvurusu yaptı. Böylece dosyanın zaman aşımından kapatılmasının önünü açmak istedi. Söz konusu başvuru halen Yargıtay'da inceleme aşamasında. Cemil Kırbayır'ın gözaltındayken kamu görevlileri tarafından işkenceyle öldürüldüğü ve bedeninin kaybedildiği kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır ve bu durum TBMM raporuyla da sabittir. Yargıtay, insan hakları ve evrensel hukuk değerlerini esas alarak Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma başvurusunu reddetmelidir. Devlet, Berfu anneye verdiği sözü tutmalı, Cemil Kırbayır'ın akıbetini açıklayarak TBMM raporunda da isimleri geçen fail ve sorumluların yargılanmasını sağlayacak adli ve siyasi iradeyi göstermelidir. Bizler, kaç yıl geçerse geçsin, Cemil Kırbayır ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 112 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de taleplerimizi ve açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.